Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme tam 106.000 like attınız. Gerçekten inanılmaz, sevdiğinizi her zamanki gibi gösteriyorsunuz. Ben de atmaya devam ediyorum. Şubat ayının ortasındayız. Muhtemelen Şubat sonuna veya Mart başına doğru bir güncelleme gelecek. Yani biliyorsunuz her zamanki gibi. Bakalım o güncellemede bu konsept fikir videosundan neler gelebilecek. İnşallah 1-2 bir şey, 3 bir şey gelir yani. Videoları her zamanki gibi Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. İlk videoyla beraber başlayalım. Bu arada sen de like'ını atmayı unutma. Bu ne? Valentine Day Challenge. Vay, sevgililer günü challenge'ı. Sevgililer gününe özel lu veriyorsun kazandığın zaman. Güzel, bence çok iyi fikirdi. Elmasla altın trade, yani takası. Ulan Snoopy, 122 elmasla takası edilir mi? Sen ne adamsın ya. Arkadaşlar bu bir gün gelecek, demedi demeyin. Tekrarı ileriye geriye almak, hızlandırmak falan filan cidden çok fazla iyi. Çok çok iyi. Oğlum bir maçın sonunda bir şey yaşanıyor. Orayı görebilmek için bütün maçı tekrardan izliyorum ya. Vallahi bunu aldım. İçim şişti. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu ben hiç anlamadım. Nerede değişiklik var yorumlara mutlaka yazın. Hiç anlamadım bunu. TNT mi? Oha, yanına gidince patlayacak mı acaba? Kutulara bak, TNT yazıyor üzerinde. Oo. Fena olmaz mıydı lan? Cadılar Bayramı özel Witch Shelley, Cadı Shelley bu ekranda bu şekilde çıkıyor. Ha, anladım anladım. Kostümler neyle ilgiliyse işte yılbaşı ile ilgiliyse yılbaşı, Cadılar Bayramı ile ilgiliyse Cadılar Bayramı. İşte hayran çizimi kostümlerse onunla ilgili böyle arka planda çıksınlar falan filan. Yani böyle çıkması daha mı güzel olur bilemedim aslında. Yani sade çıkması bence daha iyi. Random Brawler kupa yolunda rastgele bir Brawler versin diyor 10.000 kupada. Bu kupa yolu karakterlerinden biri olmasın sanırım diyor. Mesela Destansı da, Gizemli de, Efsanevi de, Süper Ender de verebilir diyor. Bu ne lan? Draft box. Oo, açılmamış ikisi de. Bu ne? Taslak kutusu falan filan diyor. Yani bilmiyorum ne oldu kutudan, bunlar bu ya da bu mu çıkacak, ikisinden birini mi alacağız anlamadım. İkonunu düzenle diyor, yani etrafa galiba arkasına böyle şey verebiliyorsun, renk verebiliyorsun falan. Bu arada eksik karakteri ne acaba ya? 43 karakter ya, bir tanesi eksik, acaba hangisi? Oha siz, çok iyi ya, gerçekten güzel olabilir. Sizin içerisinde hiçbir şey göremiyorsun gerçekten. Sandy ile de alakası var. Sandy'nin hani ultisinde hiçbir şey göremiyorsun ya, onun gibi bir şey. Bugüne kadar gelen bütün temalardan istediğinin müziğini kendin seçebilirsin diyor. Yani güzel, bence iyi. Bak bu efsane, ücretsiz döndür diyor. Ücretsiz. %5 mega, %5 yıldız gücü, ne bileyim yazıyor ya, bir %0.11.43, yani çok düşük bir ihtimalle Brawl Pass veriyor ama veriyor. Yani vermiş olduğu her şey de çok güzel yani, hangisi çıkarsa üzülmezsin. Bir kere ücretsiz döndürdükten sonra 30 taşla beraber arkadaşlar ikinci kez döndürebilirsin yani diyor. Evet. Güzel, çok iyi. Kupa katlayıcı, hayır, bunu ben istemem, böyle bir şey olmaz. Kupa bir emektir, emeğin hiçbirisinde double katlayıcı olmaz yani, emeğe olmaz. Ya şunu da anlamadım ya, abi anlamayınca böyle gıcık oluyorum kendime. Yeni kutu, ne kutusu? Mükemmel görünüyor yalnız, çok iyi. Bu kutudan uzay boğası bul mu çıkacak yani? Çok iyi bir kutu. Aga be, kurumuş boğazım ya. Abi eskiden vallahi elmas veriyordu ya. Kutular cidden yeniden gelseler, Supercell yeniden getir ya. Dondurma rankı, kardeşim Snoopy sana bu rankları bırak demedim mi ben? Ha? 40 rütbe karakterlerin için arkadaşlar böyle kostümler gelsin diyor. Sadece 40 rütbeye özel dondurma kostümleri. Saçma ya. Kendine özel maplerine savaşçıların yanından mı ulaşacaksın? Ne gerek var ki? Bu duvarlara arkadaşlar 3 kere vurduğunuz zaman duvarlar kırılabilir diyor. Yani şeye gerek yok bu arada. Duvar kıran bir şeye gerek yok. Ultiyle falan değil. Normal vuruşla. Karakterlerin sesi butonu var arkadaşlar. Off yaptığınız zaman hiçbir karakter konuşmuyor. Sessiz, sakin. Oha, şurayı gördünüz mü? Star Force teması, gerçekten Star Force teması gibi gözüküyor. Yani sarıydı burası normalde. Her Brawl Pass sezonuna ait bir görsel olsun burada diyor. Sabahtan beri şuna bakıyorum, anca gördüm. Kulüp savaşları diyor. Kulüp savaşlarında oynamak için 2 tane map var falan filan diyor. İstersen Haste'de, istersen Özül Avı'nda oynayabilirsin. Güzel. Yani bu da demek oluyor ki Snoopy de herkes gibi kulüp savaşlarını istiyor. Ey gidi marketten 3 beleş gem. Çok güzel. Beleş, bedava. Keşke gelse böyle şeyler ya. Yıldız pozu. Poz satın alma. Mesela karanlık Spike'ınız mı var arkadaşlar? 500 yıldız puanıyla pozunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela Nita'nın da değiştirebiliyorsunuz. Anladınız mı? Bir sürü yeni istatistik var burada görmüş olduğunuz gibi. Her şey var ya. Ne kadar demeç verdin, ne kadar gol attığın, ne kadar yıldız topladığın her şey. Atölye. Harita yapabileceğin, karakter tasarlayabileceğin, kostüm tasarlayabileceğin bir atölye oyunun içine gelsin diyor. Bence kullanılır. Cidden kullanılır. Haritalar geldikten sonra milyonlarca harita yapıldı oyunda. Bence karakter ve kostüm tasarlamak için de çok güzel şeyler çıkabilir ya. Mesela düşünsene günün kostümü, mesela Amber seçildi. Seçilen günün kostümüyle insanlar sadece bir gün boyunca Amber'ın o kostümüyle, seçilen kostümüyle oyun içinde oynayabilirsinler. Tıpkı seçilen haritalarda olduğu gibi. Bence çok güzel olur. Oyuna yeni bir şey gelsin. Meteorlar diye bir şey. Bunu Star Force dükkanında, yani Brawl Pass'in içerisinde kullanabilirmişsin. Ve nerede maç kazandıkça galiba elde edebiliyormuşsun. Brawl Pass'in içerisinde böyle Star Shop olsun diyor. Topladığın meteorlarla bu shop'tan elmas, altın gibi şeyler alabilirsin diyor. Kostümler de olabilir, ne bileyim, güzel bir düşünce aslında. Power Play'de hani birinci olanlara, ne bileyim, hani ilk bilmem kaça yıldız puanı veriyorlar ya. Hem yıldız puanı versinler o bilmem kaça ilk, hem de ilk 10'a girene de böyle bir kostüm versinler. Mesela bir gün sonra ilk 10'da olanlar şıklığı alsın bedavadan diyelim ki. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak çok ciddiyim. Bu Brawl Pass'i yıldız puanıyla alma olsun ya. Bak yıldız puanı toplanırken emek istiyor biliyorsunuz. Ve bu da Brawl Pass'i hak etmek anlamına gelir. Emeğinle Brawl Pass almak. Tam 25.000'de olsa insanlar vallahi verir yani. Cidden verir. Burada arkadaşının kaç kupada olduğunu bu çizelge üzerinden görebiliyorsun. Kulüpteki arkadaşın olabilir. Normal arkadaşın, oyun içi arkadaşın olabilir falan. Güzel güzel. Bu da iyi ya. Güzel bir detay. Aga be, bunu gördüm ya. Biletler vardı eskiden oyunda, kaldırıldı şimdi. Ama bu bilet farklı arkadaşlar. İndirim bileti. %30 indirim yapabiliyorsun markette herhangi bir şeyden sanırım. Dur bakalım. Evet. Mesela mega kutu alırken eğer bu ticket'ı kullanırsan %30 indirime giriyor. Yani %30 da 24 taş oluyor. Yani sen bu mega kutuyu 56 taş karşılığında alabiliyorsun. Aynı şekilde bu kostümü de 56 taş karşılığında alabiliyorsun. Brawl Pass 169'da satılıyor ya. 50 taş indirime girer şeyle beraber, ticket'la beraber. Dolayısıyla 119 taşı da Brawl Pass'ı alabiliyorsun. E tabi muhtemelen de bu ticket'ın çıkma ihtimali çok zor yani. Öyle bir ticket olması lazım. Her yerde bu kadar taş indirimi yaptığına göre, ama güzel bir düşünce. 45 jeton biriktir ya da direkt geç diyor. Direkt geç için 30 taş veya 300 yıldız puanı gerekiyor. Hep taşla geçiyoruz ya, yıldız puanları da buraya eklensin diyor. Bu kostümü altınla da satın alma tuşu olsun diyor. Hep 30 taş mesela gerçekten bu kostümün değeri. 5000 altınla da kostümü alabilirsin diyor. Vay vay vay, bu çok güzelmiş. Mesela çok iyiymiş lan bu. Çok hoşuma gitti. Yanına şöyle şeyler koy. Poco'yu mu seçtin? Gitar koy. Tamam mı? Silah var, kurşun var işte. Hançer var. Baktığın zaman hepsinin yanında, bak Mortis'in üstünde kafasındakine bak. Çok hoşuma gitti ya. Bak oyun içi görevler diyor. Bu çok güzel gerçekten. Bak 1000 tane düşmanı öldürürsen 30 taş al. Ne bileyim. Buraya da espri katmış Snoopy. Snoopy'ya abone olursan bu kadar taş. Lan Snoopy. Ama güzel yani, burası iyi. Bak bu çok iyi gerçekten. Kaç level ve kaç kupa olduğunu oyun başında gör diyor. Yani kaç kupa olduğunu hep maçtan sonra bakıyorduk ya. Direkt versin abi. Gayet iyi. Yeni etiket. Etiketi değiştirebiliyorsun. Boom diye yazmışlar. İstersen değiştirebilirsin. Ne bu? Mesela maç içerisinde Penny ile oynuyorsun. Tamam. Pin'im var burada. Boom nereden çıkacak? Taretinin üzerinde boom yazıyor. Taretine isim verebiliyorsun. Ay çok güzel bir detay ha. Yeni fark ettim. Çok iyi. Kırmızı derken birisi düşmanı izliyor. Mavi yanınca birisi senin takımını izliyor. Ve yeşil yanınca ne oluyor? Oyunun tamamını mı izliyor? Yani otomatik mi izliyor? Anlayamadım. Abi bu da çok güzel olur. Sevgililer günü hediyesi. Bir tane mega kutu. Evet. Supercell sizin sevgiliniz size hediye veriyor. Ne kadar güzel olurdu. Supercell gör bunları ya. Showdown'da otomatik aim neye vursun? Oyunculara mı yoksa kutulara mı falan filan? Oyunculara. Değil mi? Yani herkes oyuncuları seçer muhtemelen. Evet, her zamanki gibi kulüp savaşları. Snoop Empire AP Gang ile oynuyor. Biz bunu görmüştük ama defalarca buraya yazsam, defalarca yapsak yine iyidir ya. Abi gelsin artık şu kulüp savaşları, gözünü seveyim. Kimin kulüp savaşlarında ne kadar kupa kastığını buradan görebiliyorsunuz bu arada. Kulüp savaşları için özel kupa. Takım arkadaşların ne kadar ölüp ne kadar doğduklarını mı burada görüyor? Bekin ne demek ya? Dur bakayım. Aynen öyle. 4 kere ölmüş dönmüş El Primo. Oyun ekranında bir ölünün mezar taşı varmış. Abi o bilet galiba bunlar. %25, %50, %75. Ucuzlatmak. Oha. Bunları yıldız puanıyla alıyorsunuz. 10.000 yıldız puanı verirseniz %25 ucuzluyor. Abi insanlar bunu hep efsanevilerde kullanır ki kostüm alırken kullanmaz. Mesela efsanevi savaşçı satılıyor diyelim ki 699'a. Gelir buradaki %50'liği basar. 350'ye alır yani net kendisi. Hediye kutusu. Bir tane rastgele bir tane karakterin kostümü çıkıyor. Buradaki kostümleri görüyorsunuz zaten. Evet, yarıklar var görmüş olduğunuz gibi. Buradan buraya, buradan buraya gidebiliyorsunuz. Ama bu geçit noktasında buraya düşmeden olmuyor ki. Düşünce direkt buradan çık. Buraya niye koydun Snoopy ya? Aa, bak bak bak, deneyim yolu, deneyim yolu. Acaba deneyim yolu içinde özel bir şey mi olsun? Öyle bir şey gelse gerçekten çok iyi olur be. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok çok iyi bir videoydu. Beğendiyseniz de mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan dünkü Asel'le olan videoya ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok komik bir videoydu, tavsiye ederim. Buradan da devam etmek istiyorsanız arkadaşlar şeye ulaşabilirsiniz. Konsept fikir virüsünün bir öncesine ulaşabilirsiniz. Mutlaka gidin, bence güzel devam ediyor. Güzel akıyordu yani. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.